Esencan Hastanesi, sağlığınızın güvenilir adresi. Merhaba, ben doktor öğretim üyesi Melih Bestel. Özel Esencan Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün size rahim alınması ameliyatından biraz bahsetmek istiyorum. Aslında rahim alınması dediğimiz zaman cerrahi bir işlem olduğu anlaşılıyor ve bizim için de tedavi seçenekleri arasında bir cerrahi işlem son seçenek olarak gözüküyor. Ama bazen çaresiz kaldığımız durumlar olabiliyor. Peki hangi hastalar bunlarla karşı karşıya kalabilir? Özellikle ileri yaş ya da orta ileri yaş dediğimiz 40 yaşın üzerindeki hastalarda aşırı sık adet kanaması olan hastalar, bununla birlikte miyomu olan hastalar ya da yumurtalıklarında bir kisti olan hasta, yapılan tetkikler sonucunda çeşitli tedaviler verilmesi gerekebiliyor. Bu tedaviler içerisinde en sık kullandığımız tedavi şekli ilaç tedavileri oluyor. Ama ilaç tedavilerin işe yaramadığı durumlarda bazen ilaçlı spiral dediğimiz küçük cerrahi işlemlerle bu kanamaların veya bu rahatsızlıkları durdurmaya çalışıyoruz. Ancak ilacın işe yaramadığı, ilaçlı spiralin işe yaramadığı durumlarda ya da ilaçları kullanamadığımız miyomu büyük olan hastalarda, yumurtalıktaki kistleri büyük olan hastalarda, ileri yaş hastalarımızda ve bazen aldığımız patoloji sonucunda kanser öncülü hücreler gördüğümüz, yani kanser riski gördüğümüz hastalarda rahim alınması ameliyatını gerçekleştirebiliyoruz. Peki bu ameliyatı nasıl yapıyoruz? Kaç çeşit rahim alınması ameliyatı var? Genellikle 3 çeşit rahim alınması ameliyatı yapılıyor. Bunlardan bir tanesi rahim sarkması olan hastalarda pelvik bölgeden, yani alt bölgeden rahmin çıkartılması şeklinde bir ameliyat türü var. Bunun dışında açık ameliyat dediğimiz, karnı aynı sezaryanda olduğu gibi küçük bir kesi yaparak rahim ve bazen de yumurtalıkların çıkartıldığı ameliyat var. Bunun dışında da kapalı ameliyat dediğimiz, yani laparoskopik cerrahi var. Laparoskopik cerrahide karın içerisine, karın üst tarafına yaklaşık 3 ya da 4 tane delik delerek o bölgeden hiç karnı kesmeden küçük delikler yardımıyla, kamera yardımıyla rahmi çevresindeki dokulardan serbestleştirip oradaki damarları mühürleyip rahmi sorunsuz bir şekilde dışarıya alabiliyoruz. Bununla birlikte gerekli durumlarda yumurtalıkları da bu şekilde dışarıya alarak cerrahimizi tamamlayabiliyoruz. Eğer sizlerde de aşırı sık adet olma, fazla miktarda kanama, miyom, sık idrara çıkma, şiddetli karın ağrısı gibi şikayetler varsa mutlaka jinekolojik muayeneleriniz için Özel Esencan Hastanesi'nden benimle iletişime geçebilirsiniz. Esencan Hastanesi, sağlığınızın güvenilir adresi.